siz aşı yaptırmıyorsunuz. O halde çeşitli yerlere girişten feragat etmek durumunda kalacaksınız. Bu böyledir dedi Sayın Gültekin. Bir sağlıkçı olarak... Devam edebilir miyim? Buyurun, buyurun Sayın Gültekin. Hatta çerçevesini bir kez daha çizin, en azından yanıt da vermiş olursunuz. Sonra Sayın Pala'ya bir sağlıkçı olarak bu tartışmaya nasıl baktığını, onun örneğin hükümetimiz bir öneri sorsa Sayın Kayahan Pala'ya, aşı konusunda biz giriş kartı uygulamasına geçiyoruz. Ne düşünüyor merak ediyorum. Önce Sayın Gültekin cevap verdikten sonra elbette. Buyurun. Sayın Hocam, hocama teşekkür ediyorum izin verdiği için. Onun açtığı perspektiften belki hukuksal olarak söylediklerimiz daha iyi anlaşılır olacak. Kaldı ki hocamla sizin ekranlarınızda ilk karşılaşmamız değil. Kendisini yakından tanıyorum ve büyük saygı duyuyorum aynı zamanda sözlerine. Çok da inanıyorum. Pandeminin başından beri çünkü kendisini en inandırıcı bulduğum, kalben yani en inandırıcı bulduğum halk sağlığı uzmanımız olarak biliyorum ve böyle değerlendiriyorum. Bu açıklamalarından sonra şunu söylemek lazım. Anayasanın, hatta hocam da bilir, kendisinin de olduğu programda genelge ile kanunu aşamazsınız. Genelge ile insanların yaşam hakkına, temel hak ve özgürlüklerini engelleyemezsiniz diye defalarca söyledim. O genelgelerin kanuna aykırı olduğunu, anayasaya aykırı olduğunu, bir pandemi yasası çıkartmadığımız için zaten süreci sosyolojik olarak zaten iyi götüremiyoruz, iyi idari olarak götüremiyoruz. Hukuken de çok geri bir noktadayız diye anlatmaya çalıştım. Ancak geldiğimiz noktada şunu vurgulamak lazım. Bunun için bir, anayasanın 13. maddesi şunu söylüyor. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Buradan çıkan sonuç, yetişkin bir kişiye siz bu aşıyı ona zorunlu tutamazsınız. Neden tutamazsınız? Çünkü ancak temel hak ve hürriyetleri kanunla sınırlayabilirsiniz. Burada bir istisna var, bunu belirtmek lazım. O da şu: ama bu aşı yaptırtmama üçüncü kişilerin sağlığını demin anlattığım gibi tehlikeye sokarsa yaptırmayana sınırlama gündeme gelebilir. Bunu da yasal yaparsınız, başkalarının yaşam hakkını koruma açısından bu vurguyu yapmak lazım. Aşı karşıtlığı konusunda da ben de bir inceleme yaptım. Hocamın söylediği tarih ukalalık olmasın, 1802 tarihi bu çiçek aşısı geliyor ve ineklerden alınan şeylerle yapılıyor bu aşı ve insanlara deniyor ki, biraz açmak istedim hocam komediyi belki göstermek açısından ve aynı cehaleti göstermek açısından, insanlara diyorlar ki bu ineklerden üretildi bu aşı, siz ineklere benzeyeceksiniz, aman sakın aşı olmayın diyorlar ve binlerce insan aşı olmadığı için ölüyor bu sebepten dolayı. Aynı süreci 200 yıl sonra yaşamanın üzüntüsü içindeyim. Ve bu anlamda hukuksal çerçeveyi de bu şekilde çizmiş olayım. Peki. Anayasanın 13. maddesi de buna göre engel olmayacaktır. Hukuk zaten aklın ve bilimin yanındadır. Aklın ve bilimin bize yol gösterileceğinde onun önünü açacak tedbirleri de alacaktır. Yani siz bunları da insanlara özgürlük olarak sunamazsınız. Arz etmeye çalıştım. Sizin özgürlüğünüz zaten başkasının özgürlük alanında bitecektir efendim. Orada özgürüm diyemezsiniz. Peki. Sayın Pala sorayım. Sonrasında zannediyorum Barış Pehlivan da katkıda bulunacak sorularıyla. Sayın Pala, bu hukuki çerçeve sonrası bir halk sağlığı uzmanı olarak aşı meselesinde örneğin Fransa'nın getirdiği örneği tekrar masaya getirmiş olayım. Ya bir gün önce yaptırılmış PCR testiniz olacak, negatif aldınız. Böyle stadyumda maç izleyebileceksiniz ya da sinema salonuna girebileceksiniz ya da aşınızı yaptırmış olacaksınız. Aşı kartınızı gösterdikten sonra kapalı alanlardaki bu etkinliklere dahil olabileceksiniz. Böylesi örneklerin yaygınlaştığını görüyoruz. Diğer yanda protestoların ve itirazların da olduğu şerhini düşelim elbette. Bilim ne söylüyor? Doğru çözüm sizce nedir? Bu hukuki çerçeveyi de aklımızda bulundurarak. Can Bey, konuya şöyle bakmak lazım. Elimizde bir olanak varken, toplumca yaşadığımız koşullarda bir başkasının hayatını riske atmaya hakkımız var mı? Şöyle bir örnek düşünün. Diyelim ki 1000 kilometrelik bir yola gideceksiniz, bir otobüse bineceksiniz. Otobüse bindiğiniz sırada kapalı ortamda uzun saatler boyunca yolculuk yapacaksınız. O yolculuk sırasında aşısız insanlarla bir arada bu yolculuğu yapmak ister misiniz? Kendi adıma ben yanıt vereyim, ben istemem. Sevdiklerimin de
o otobüste aşısız insanlarla uzun zaman boyunca bir arada yolculuk yapmasını istemem. O zaman geriye şu kalıyor. Ya ayrı otobüslerde yolculuk yapmamız lazım. Ya otobüsteki havalandırma sistemini gözden geçirmemiz lazım. Ya otobüse binecek insanları aşı olma konusunda ikna etmemiz lazım. Benim kişisel duruşum şudur. Ben aşının zorla yaptırılmasına karşıyım. Bu çağda artık bizim bu tip zorlamalarla insanların karşısına çıkmamız doğru değil. Ama aşı yapacak koşulları sağlayıp insanların aşı erişimiyle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığından emin olduktan sonra ve aşı tedirginliklerini bilimsel veriye dayalı olarak gerekirse her bir yurttaşımıza birebir ulaşarak giderdikten sonra kişiler özgür iradeleriyle ben buna rağmen aşı yaptırmayacağım diyorlarsa o zaman kamusal alanı düzenlemek zorundayız. Başka türlü bu enfeksiyon zincirini kırmak olanağımız yok. Kamusal alanı düzenlerken oturalım Türkiye'ye özgü kamusal alan düzenlemelerini tartışalım. Fransa, İtalya, başka ülke örnekleri farklılık gösterebilir. Ama Türkiye özgü koşullar üzerinden buna bakmamız gerekir. Burada da tekrar ediyorum, sağlık açısından birlikte yaşadığımız insanların sağlığını riske atmaya hakkımız olmadığı yaklaşımından yola çıkarak düzenleme yapmak gerektiği kanısındayım. Eninde sonunda eğer biz Türkiye'de %70'lerin üzerinde iki aşısını olmuş insanların oranına ulaşamayacaksak ki öyle görünüyor ki buna kısa vadede ulaşma olanağımız yok. O zaman enfeksiyon zincirini kırabilmek için, hastalığın yayılmasını engellemek için bulaş ortamlarına müdahale edecek düzenlemeleri gündeme getirmeliyiz. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bunu sizin demeçlerinizden duyabildiğim kadarıyla Eylül ya da daha sonrasına bırakmak istemesi bence doğru bir tutum değil. Bakın bugün itibariyle son bir haftalık yeni olgu görülme sıklığı 100 binde 100'e doğru gidiyor. 2 hafta önce bu 100 binde 50'nin altındaydı. Artık alarm düzeyindeyiz. Daha fazla beklemeden ve özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin okullarının açılmasını riske atmadan bir takım kavramları, bir takım düzenlemeleri gündeme getirmek ve sağlık iletişimini çok iyi boyuta getirmek zorundayız. Bu günlere siz de biliyorsunuz hep öteleyerek geldik. Bir bakalım ne olacak, bir bakalım ne olacak. Can Bey şöyle düşünün. Bugün itibariyle bakanlık 55 yurttaşımızın bu hastalık nedeniyle hayatını yitirdiğini açıkladı. Doğru. Toplam hayatını yitirenlerin sayısı 50 binin üzerinde. Ve bu hastalık nedeniyle hem işte bir takım gerekçelerle açıklanamayan hem de fazladan ölümler söz konusu olduğunda bizim tahminlerimiz ülkemizde 150 binden fazla yurttaşımız hayatını kaybetti. Bizim gerçekten daha fazla önlenebilecek ölümler söz konusu olduğunda daha fazla yurttaşımızın ölmesine gönlümüz razı mı? Buna seyirci kalmaya devam mı edeceğiz? Daha fazla yurttaşımızın yoğun bakımlarda, hastanelerde tedavi görmesi eğer önlenebilecekken, mümkünken karşımızda duruyorsa o zaman kamunun da böyle bir zorunluluğu var. Sağlık Bakanlığı'nın ve gerekli kurumların da bir düzenleme yapması gerekir. Ama bu düzenlemenin dışarıdaki düzenlemelere benzer olmak zorunluluğu yok. Ülkemize özgü koşulları seyahat kısıtlamalarını da içerecek şekilde, bulaş zincirini bir biçimde kıracak şekilde bilimle ve akılla yürütmek gerektiği kanısındayım. Sayın Pala, ben şimdi uzun süredir bir pandemi deneyimimiz var. Yani aylara varan bir deneyim var. Ve Fahrettin Koca bu sürecin başından beri Sağlık Bakanı. Şimdi siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sağlık politikasını yakından izleyen ve bir nevi aslında kitabını yazabilecek isimlerden birisiniz. Şuraya geleceğim. Fahrettin Koca'nın değişeceğini düşünmüyorum yakın bir süreçte. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aklını başına alacağını da düşünmüyorum. Hal böyleyken size bir senaryo sormak istiyorum. Sizin Kayahan Pala olarak... Eğer radikal kararlar alınmazsa, bir şekilde sizin uyarılarınız dinlenmezse, şu anki sistemin bizi nereye götüreceğini, kafanızdaki olası rasyonel senaryonun ne olacağını paylaşır mısınız acaba? Eğer böyle giderse, boşluk ne olacak? Sayın Pehlivan çok teşekkür ederim bu soru için. Eğer böyle giderse
Yani aşılama oranlarımız, tam aşısını olmuş yurttaşlarımızdan söz ediyorum, yükselmezse, yani aşı dışında örneğin seyahat kısıtlamaları gibi önlemler almazsak, ki burada bir parantez açayım, biliyorsunuz son bir haftadır dünyada en fazla olgu sayısının ve ölümün olduğu ülkelerden birisi Rusya Federasyonu. Ve oradan Türkiye'ye girişlerle ilgili ciddi bir kısıtlama yok. Hatta turist gelsin gözüyle bir yaklaşım da var. Ama Antalya'daki olgu sayısında haftalık artışları görecek olursanız, bunun önümüzdeki haftalarda başka yerlerdeki ölçütleri de karşımıza çıkacaktır. Bir sıkıntı olduğu çok açık. Dolayısıyla yalnızca aşılama değil, aşılama dışında fiziksel mesafenin korunamadığı, maske takmanın ön planda olmadığı, özellikle kapalı alanlarda, seyahat kısıtlamalarının ne iller arası ne de ülkeler arasında gündeme getirilemediği koşullar karşımızda olursa ne olacak diye sorunuzu algılıyorum. O zaman iki açıdan bakmamız gerekir. Bir, dünyadaki örnekler bizi nereye götürüyor? İki, ülkemize özgü koşullar üzerinden ne söyleyebiliriz? Kısaca yanıt vermeye çalışayım. Dünyadaki örneklere bakacak olursak, Delta ve Delta Plus gibi, ki yeni endişe verici bazı varyantlar da önümüzdeki günlerde karşımıza çıkabilir, çok hızlı bulaşıyorlar. Ve bu hızlı bulaşma sırasında özellikle risk gruplarında yer alan, yani kronik hastalığı olan, belli bir yaşın üstünde, erkek, sigara içen, kilosu fazla, işte şeker hastalığı ve diğer hastalıkları olan insanlar açısından bir yıkım karşımıza çıkma potansiyeli taşıyor. Bugün bunu Brezilya'da, Hindistan'da, Endonezya'da, Rusya'da, Afrika'da yakından görme olanağımız var. Size Amerika Birleşik Devletleri'nden bir somut örnek vereyim bu birinci bölümünde. Örneğin iki eyalet düşünün, nüfusları birbirine çok benziyor. Birinde aşılama epeyce yüksek, öbüründe düşük. Ölümler arasında aşılamanın çok düşük olduğu eyaletlerde ciddi bir fark var. Siz de biliyorsunuz bu son zamanlarda çok tartışılıyor. Dolayısıyla aşılamayı yükseltemediğimiz ve ek önlemler almadığımız müddetçe hem olgu sayılarında ciddi bir artışın hem de ölüm sayılarında bir artışın karşımıza gelme olasılığı var. Şimdi Türkiye'ye bakacak olursak bir kere epidemiyoloji bilimi bize şunu söylüyor. Bulaşıcı hastalık salgınlarında sönümlendiremediğiniz her dalga bir sonrakinde daha yüksek karşınıza gelmektedir.